Leman'dan yıllar önce mezun olduğu lisenin mezunlar gecesinde eser seslendirmesi istenmiş. Kendisine yukarıdaki görsel gönderilmiştir. İlk olarak sözlerinde koşul anlamı bulunan eseri seslendirmesi gerektiği belirtilmiştir. Yani koşul cümlesiyle başlayan bir eser olması gerektiği söyleniyor. Leman mezunlar gecesinde ilk olarak hangi eseri seslendirmelidir? Önce bakalım bir eserlere. Çalın davulları çaydan aşağıya. Kazın mezarımı da dostlar belden aşağıya. Geçiyorum bunu. Mor kuşaklı karlı dağlar ararsa beni. Uçurumlar, kayalıklar sorarsa beni. Yârim yıldızlara bakıp anarsa beni. Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli. Burada bir koşul anlamı vardır arkadaşlar. Leyli Leyli şarkısını, eserini seslendirmelidir. Leman mezuniyet gecesinde, çünkü koşul anlamı olan ilk eserdir. Cevap B olmalıdır. Leman hangi eseri seslendirirken bir sınıf arkadaşı "Biz lisedeyken bu şarkı daha yeni çıkmıştı" diyemez. Arkadaşlar şimdi eserlerimize baktığımız zaman tabii Leman'ın hangi yılda liseye gittiğini bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Her eserde farkındaysanız bir yıl var. Ama Selanik Türküsü anonim bir eser. Yani yazanı ve ne zaman yazıldığı belli olmayan halkın ortak kültür ürünü olduğu için cevabım Selanik Türküsü olmalıdır. A şıkkı. Çöpçüler adlı eserin son kısmında geçen "Kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler" cümlesine hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar "kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler" derken yakınma anlamı söz konusudur. Üzülüyor, yani benim aşkımı süpürdükleri için yakınma anlamı söz konusudur. Bu yüzden cevabım D şıkkı olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? A. Her şeyi eleştirmeye huy edinmiş bir insanla kimse dost olmak istemez. Arkadaşlar burada bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Bu yüzden A şıkkını eliyoruz. B şıkkına bakıyorum. Bileği taşı keskin değildir ama en sert demiri bile keskin eder. Burada da yine sebep-sonuç ilişkisi vardır. Herhangi bir koşul anlamı söz konusu değil. C şıkkına bakıyorum. Sinema hayatımızda var olan her ögeyi kendi sanatsal bütünlüğünde ve uyum içinde bizlere sunabilir. Burada herhangi bir koşul anlamı yoktur. D şıkkına bakacak olursak, Barış Manço'nun yerini tutmak istiyorsa yenilikçi olması lazım. Şimdi koşul anlamı nedir arkadaşlar burada? Barış Manço'nun yerini tutmak istiyorsa burada kesinlikle bir koşul var. Ne peki koşulun yargısı ne? Yenilikçi olması. Bu yüzden bu cümlede koşul anlamı vardır diyebiliriz. Cevabım D şıkkı olmalıdır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Kasaba garları bir hatıra kovanıdır. Batman garının uğultusu kulaklarımdan hiç eksilmedi diyen Adnan Özer, garı hep hüzünlü hatırlıyor. Bir demir yolu görevlisi çocuğuyum ben. Hareket memuru İsmail'in oğlu. Ne garlar gördüm, ne istasyonlardı. Bob Dylan'ın bir şarkısı vardır hani. Gülmek için bir sürü şey gerekir, ağlamak içinse yağmur altında bir tren der. Bozkır'da yalnız bir istasyon görüntüsü bana bundan beter gelir. Şimdi arkadaşlar doğrudan anlatım zaten direkt görüyoruz. Burada tırnak içine alınmış ve Adnan Özer'in ağzından söylenen şey doğrudan anlatım tekniğidir ve tırnak içinde direkt olarak anlatılmıştır. Bu yüzden B şıkkım doğru. Karşılaştırma: ne garlar gördüm, ne istasyonlar gördüm. Birçok istasyonu ve garı karşılaştırmış oluyor.
Nesnel yargıda ise Bob Dylan'ın şarkısı vardı hani deyip de Bob Dylan'ın şarkısını güzelce açıklıyor ya, işte bu da nesnel yargıdır. Dolaylı anlatım söz konusu değildir arkadaşlar. Cevabım A şıkkı olmalıdır. Sahneye çıkmadan hiç çekinmediğini söyler dururdu. Fakat ilk çıktığında elini koyacak bir yer bulamadı. İki yargının fakat bağlacıyla bağlandığı bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Biri diğerinin amacıdır, biri diğerinin şartıdır, birbiriyle anlamca çelişmektedir, birbiriyle yakın anlamlıdır. Arkadaşlar sahneye çıkmaktan hiç çekinmiyorsa çok rahat olması gerekiyor. Ama ilk çıktığında elini koyacak yer bulamadıysa çok heyecanlanmıştır. O zaman birbiriyle anlamca çelişen iki yargıyı ayırmadı mı? Fakat bu bir bağlaç ve birbiriyle anlamca çelişen iki yargıyı ayırmıştır. Bu yüzden cevabım C şıkkı olmalıdır. Aşağıdaki metinlerin hangisinde koşul ve sebep cümlesi bir arada verilmiştir? Aradan 3 gün geçmiş. Hastane personeli bu huysuz ihtiyardan rahatsız olduğundan sürekli bize kızıyor. Sürekli bize kızıyorlar. Hastanenin parasını ödeyebilsek hemen başka bir yere gideceğiz biz de zaten. Şimdi arkadaşlar ihtiyardan rahatsız olduğundan dolayı bize kızıyor. Bu bir sebep cümlesidir. Sebep sonuç cümlesidir. Peki hastanenin parasını ödeyebilsek başka bir yere gideceğiz. Benim başka bir yere gitmemi sağlayacak şey nedir? Hastanenin parasını ödemem. O zaman ben de buna koşul diyebilir miyim? Elbette ki derim. Hem sebep hem koşul bir arada A seçeneğinde verilmiştir. Cevabımız A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Ne kadar 4 ne kadar yükselirsen diyelim. Çok doğru. O zaman 1 ve 4 ile başlayan şıklar kalsın. Diğerlerini eleyelim. A şıkkını ve D şıkkını tamamen eledim. Ne kadar yükselirsen uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün. Cümlem bu. Tekrar ediyorum. Ne kadar yükselirsen uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün. 415-263 olmalı sıralamam. Bu da C şıkkında mevcuttur arkadaşlar. Doğru cevabım C seçeneğidir.